Merhaba, bugün bir haberle karşınızdayız ve bu haberi umarım pek çoğunuz görmemişsinizdir. Hatta umarım bu haberi hiç kimse görmemiştir. Çünkü böyle bir haberle anılmak çok da hoş değil memleketimiz açısından. Çünkü haberin içeriği kendisinin doğru olmadığını söylüyor. Haberin başlığı şu: Kütahya'da aldatma yaygın. Şimdi bu haberi hep birlikte okuyalım ve bu haberin doğru olup olmadığını, içeriğinin bize ne anlattığını hep birlikte görelim. Aslında haber başlıklarını okuyan bir topluma sahip olduğumuzu çok iyi biliyoruz. Yani çarpıcı haber başlığını okuyoruz. Kısa bir paragraf daha var, ona da bakıyoruz ve haber bitmiş oluyor bizim için. Dolayısıyla bu haberin insanlarda uyandırdığı intiba şu: Kütahya'da insanlar, çiftler, evliler birbirlerini aldatıyorlar. Çok yaygın. Yani bakın, haber ilk elde bize bunu söylüyor. Peki haberin içeriği gerçekten öyle mi? Ve gerçekler bunu yansıtıyor mu? Yani Kütahya'da böyle bir araştırma yapıldı da Kütahya'daki evli çiftler birbirlerini aldatıyorlar şeklinde bir sonuca mı ulaşıldı? Bunun cevabını alabilmek için hiç başka bir yere gitmeye gerek duymuyorum. Hiç araştırma yapmaya da gerek duymuyorum aslında. Haberin bizzat kendisini okumamız yeterli oluyor. Elbette haberin bizzat kendisini okumamız yeterli oluyor, bu haberin doğru olmadığına, bu açıklamanın daha doğrusu doğru olmadığına dair. Fakat yine de Google Akademik'te veya başka yerlerde, TÜİK'te araştırma yaptığınızda boşanmaları görebiliyorsunuz, boşanma oranlarını görebiliyorsunuz. Boşanma oranlarının hangi ilde ne kadar yüksek olduğunu görebilirsiniz elbette. Fakat boşanma sebeplerine dair bir istatistik, bir veri, daha doğrusu şöyle söyleyebiliriz: boşanmada aldatmaya yönelik verilerde herhangi bir belirginlik yok. Yani bir araştırma yok. Buna dair bir veri toplanmamış. Haberin bizzat kendisini okuyalım ve bakalım karşımıza nasıl bir sonuç çıkıyor. Haber şu, nereden aldığımı söylemeyeceğim. Kütahya'da boşanma oranlarının yüksek oluşunu yorumlayan avukat XXX, Kütahya'da yaygın görülen boşanma nedenlerini açıkladı. Haber böyle başlıyor: boşanma işlemleri hakkında bilgiler veren avukat XXX, Kütahya'da evlenme yaşının küçük olduğunu ve aldatmanın yaygın olduğunu söyledi. Bakın, avukat Kütahya'da aldatmanın yaygın olduğunu söyledi. Peki bunu neye dayanarak söylemiş olabilir? Elbette şunu diyeceksiniz değil mi? Elinde veriler var. Kocaman avukat. Avukatın elinde veriler var ve gazeteye böyle bir açıklama yapıyor. Tamam, o zaman bakalım elinde nasıl veriler varmış. Bizzat avukatın açıkladığı verileri göreceğiz. Avukat X, Kütahya'daki boşanma verilerini ve nedenlerini gazetemize özel yorumladı. Kütahya'da boşanma oranlarının yüksek olduğunu bildiren X, Kütahya ilinde zannederim, evet, 2 adet aile mahkemesi var. Kütahya ilinde aile mahkemesinin de bir yılda yaklaşık 1500 civarı dava açılıyor. Bunlardan kaç tanesinin boşanma davası ya da mal rejimi tasfiyesi, velayet değişikliği, nafaka artırım davası olduğunu bilemiyorum. Avukat X kaç tane davanın hangi içeriğe ait olduğunu bile bilmediğini söylemiş. Peki bu davalardan boşanma davası olduğunu bilirse, mesela 500 tane boşanma davasının ayrıntıları, 1500 tane boşanma davası falan filan, bunların hangisinin hangi davaya ilişkin olduğunu, velayet değişikliği mi, nafaka mı, mal rejimi mi, başka bir şey mi, bunların bile ne olduğunu bilmiyorum diyor. İçeriklerinin ya da oranlarının ne olduğunu bilmiyorum diyor. Peki boşanma davalarının sebepleri arasında aldatmanın çoğunlukta olduğunu nereden biliyor? Elbette kendisine gelen davalardan tahmini konuşuyor. Az sonra onu da göreceksiniz. Ancak açtığımız davalardan yola çıkarak, bakın bir istatistiki rakam yok elinde, açtığımız davalardan yola çıkarak bu rakamın yarı yarıya olduğunu düşünüyorum. Peki bu haber Türkiye geneline nasıl düştü? Kütahya'da aldatma oranları çok yüksek. Kütahya'da neredeyse herkes birbirini aldatıyor. Oldu mu şimdi? Yani sizin içinize sindi mi Kütahya'nın adının basında böyle yer alması, internette böyle yer alması? Oldu mu şimdi? Bu rakamın yarı yarıya olduğunu düşünüyorum. Düşünüyorum, yani düşün, yani o bizi ilgilendirmiyor, ama bu düşündüğünü Kütahya'da aldatma çok yaygın diye ifade edip bunu da basına demeç olarak verirseniz sonuç ne olur? Yani boşanma davası ve diğerleri davalar şeklinde olduğunu düşünüyorum. Nedenine gelince herkesin evi veya arabası yok. Bu nedenle mal rejiminin tasfiyesi davası açılmıyor. Taraflar boşandıktan sonra velayet değişikliği davası da pek açmıyor. Bakın, yola çıkarıyor çıkarımlar. bu davalarla sıklıkla karşılaşmıyoruz. Biz bu rakamlarla TÜİK verilerine göre de ilk 10'un içindeyiz. Tamam. Yani boşanma davalarında ilk 10'un içinde olabiliriz. Bu doğru bir veri olabilir. Bilmiyorum, kontrol etmedim. Bakın TÜİK verilerine göre önceki yıllarda boşanma sayısı 2018 yılında 999, 2019 yılında 932 idi diye konuştu. 2020 verilmemiş henüz. En çok görülen boşanma nedenleri. İşte burada veri verebilir diye düşünüyorsunuz. En çok görülen boşanma nedenleri arasında aldatma birinci sırada mı acaba? Şimdi bu soruyu soralım. Aldatma birinci sıradaysa tamam, yine haber haklı diyeceğiz. En çok görülen boşanma nedenlerinden başlayarak boşanma davasının nasıl açılacağına kadar anlatan Avukat X açıklamaları şu şekilde. Kütahyalıların boşanma nedenlerini sıralayacak olursak, neye göre sıralayacak? Yani aile mahkemelerindeki dava dosyalarını inceleyip oradan bir istatistik mi çıkaracak? Hayır. Kendisine gelen davalardan bakıp bize onu söyleyecek. Sıralayacak olursak ekonomik, aldatma. Bakın birinci sırada ekonomikmiş. Kendisine gelen davalardan bakın, aile mahkemelerinin sonuçları değil bunlar. Çünkü bir veri yok elimizde diyecek kendisi az sonra. Kendi kafasına göre, yani kendisine gelen davalara göre sıralıyor. Aile mahkemesinden alınan istatistik bile yok ortada. Bırakın TÜİK'i, boşanma davalarının sebeplerini sayıyor. Yine kendince bakın, ekonomik sebep birinciymiş, aldatma, sadakatsiz davranışlar ikinciymiş ve şöyle diyor. Bence mi? Basına açıklama yapıyorsunuz ve Kütahya'nın adını şöyle anlıyorsunuz. Kütahya'da herkes birbirini aldatıyor. Aldatmalar çok yaygın. Kütahyalılar aldatıyor. Ve sonra diyorsunuz bence, ama elimde veriler yok da benim tahminim, bana gelen, benim duyduğum, ablam öyle söylemiş, komşulardan duymuşlar falan. Oldu mu? Hiç oldu mu sizce? Devam edelim. Bence diye devam ediyor. Burada açıklamayı yapan. Nerede kalmıştık? Şuraya bir bakalım. Bence üçüncü neden ise kayınvalideler. Hadi buyurun. Kayınvalideler de şimdi artık yükün altındalar. Sadece erkeğin annesi değil, kadının annesi de bu kategorinin içinde yer alıyor. Biz toplum olarak bireysel evlilikler, yani karı koca arasında değil, toplumlar arasında bir evlilik yapıyoruz. Anneler, babalar, hatta yakın akrabalar falan filan. Ondan dolayı Kütahya'daki boşanmaların en büyük nedenlerinden bir tanesi de diğer aile üyelerinden kaynaklı diye düşünüyorum. Düşünüyorum. Böyle olabilir. Bence bu üçüncüdür. Yaygınlık şöyledir ama aldatıyorlar. Çok aldatıyorlar. Kütahya'da çok yaygın bu. Demek nasıl bir sonuç çıkarabildiniz? Nasıl böyle ilan edebildiniz bütün Türkiye'ye? Yani vicdanınız şimdi bunu değerlendirdikten sonra el veriyor mu bunu okumaya? Üstün dökmenin de dediği gibi. Çok alakası yok üstün dökmenin. Kanayan yara nafakalar. Evet, nafaka çok önemli bir konu. Zannederim toplumda hemen hemen herkesin bir yarası nafaka. Bununla ilgili de sıkıntıların olduğunu söylemiş Avukat X ve boşanma oranlarının yüksek olduğunu, dolayısıyla nafakanın can yakıcı bir şey olduğunu, bununla ilgili ömür boyu nafakalarla ilgili sıkıntılar yaşandığını da söylemiş. Şimdi Kütahya'da evlenme yaşı düşük diyor. Tamam, bunu istatistik olarak verebiliriz. TÜİK verilerine göre evlenme yaşı 21'miş Kütahya'da. Evlenenler aceleci davranıyor diyor. Bu bir yorum, bilimsel sonuç değil. Falan filan. Okuma oranları düşük diyor. 1-2 yıl evli kalıp hemen evde kalıp hemen evleniyorlar okuduktan sonra diyor. Hayat şartları şöyle böyle demiş. Şimdi tek maaşla evliliğin yürütülmesi zor diye de bir çıkarım yapmış Avukat X. Buna dair de bir şeyler söylemiş. Bizi ilgilendiriyor mu? Şimdilik buraları ilgilendirmiyor. Bakın kocaman bir başlık daha. Ne yazıyor? Kütahya'da aldatma yaygın. Bu manşet haberi olmuş aynı zamanda. Bakın, aldatmada tam bir veri yok. Yazık. Gördünüz mü sonucu? Aldatmada tam bir veri yok ama Kütahya'da aldatma yaygın. Şimdi Google'da arıyorsunuz, Kütahya'da aldatma yaygın. Evet. İnsanlar birbirlerini aldatıyorlar. Zina ile boşanma açmak için boşanma davası zannederim orada olacak. Özel bir boşanma sebebidir. Bu özel boşanma sebebi ispat yükümlülüğü var. Genelde aldatma davası pek açılmıyor. Bakın hani ikinci sıradaydı boşanmada sebepler arasında ve veri yok elinizde, açılmıyor diyorsunuz. Biz bunu güven sarsıcı hareket olarak görüyoruz. Güven sarsıcı harekette pek bir verimiz yok. Kişisel görüş olarak görülen davalardan cinsiyet fark etmeksizin aldatmanın yaygın olduğunu gözlemledim. Bir verim yok, gözlemledim, ama manşet şu: Kütahya'da aldatma yaygın. Oldu mu şimdi? Boşanma davaları nasıl açılır? Çok ilgimi çeken bir şey değil. Şöyle olur, böyle olur falan filan. Evet, gördünüz mü haberi? Haber bu. Kütahya'da aldatma yaygın. Eyvah eyvah, ne yapacağız? Kütahya'da herkes birbirini aldatıyor gibi bir paranoya sonrasında bize haber böylece ulaşmış oldu. Aslında evet, Kütahya'da aldatma yaygın diyebiliriz. Alt başlığı gördünüz mü? Mesela bu açıklama, Avukat X'in bu açıklaması büyük bir aldatma. Kütahya'da aldatma yaygın falan değil. Elimizde hiçbir veri yok. Hiçbir bilimsel açıklama yok. Hiçbir bilimsel veri toplama girişimi bile yok. Sadece bir Avukat X'in gözlemleri var. Bir Avukat X'e gelen davalar var. Peki bunu Kırşehir'den, Ankara'dan, İstanbul'dan, Kastamonu'dan, Ordu'dan, Şırnak'tan, Hakkari'den ayıran şey ne? Bilmiyorum ama öyle gözlemliyorum. Bence öyledir. Bence öyledir deyip de Kütahya'da aldatma yaygın dediğiniz zaman çok büyük bir haksızlık etmiş olursunuz. Ben de bu haberi bu haliyle, arkamda gördüğünüz şekliyle paylaştığım için bütün Kütahyalılardan özür diliyorum. Fakat haberin içeriğini de gördünüz. Evet, maalesef böyle bir şeyle karşılaştık bugün. Umarım bu yanlışı düzeltme vesilesi olur ve bir açıklama yaparlar. Hayır, yanlış anlaşıldı bu açıklamamız derler ve biz de bu suçlamanın, bu ithamın altında kalmamış oluruz. Görüşmek temennisiyle, hoşça kalın.